Ah, bravo. Tarikatına sahbe ve hayru fil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en tuta ekter fadı ardı yudluluk an sebillah. Sadakalar adıyım. Allah Azze ve Celle buyuruyor. İnsanlara çoğuna dinlersen seni Allah yolundan uzaklaştırır. Seni yoldan çıkarır. Yolunu kaybedersin. Şimdiki insanlar da aynı şekilde şimdi daha fazla eskiden böyle kötü söz söyleyen insanlar vardı ama 3-5 kişiye söyler, onlar da etraftakılarını yoldan çıkarırlar. Ha, şimdi daha beter oldu. İnsanlar okumuş olduğu halde cehaletleri daha çoğaldı. Bu şeyden internet, bu bilgisayarlar çıkınca herkes meşhur olsun diye, nefsini tatmin etsin diye bir şeyler yapıyor, konuşuyor. Millet de o hakikat gibi dinliyor. Dinleyince zaten alim olmayan kişiyi dinlemek gerekmez. Onu dinlemek fayda değil, zarardır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi çoğu insana dinledin mi, çoğu seni yoldan çıkarır. Çünkü kendi yoldan çıkmış, nefsine tabi olmuş. Onun söylemesinin hiçbir kıymeti yok. O kadar hadlerini aşıyorlar ki, işte haşa Kur'an'dan ne için böyle diyor, ne için böyle, sen kimsin ki Allah Azze ve Celle'nin işine karışacaksın. Allah Azze ve Celle sana, bana, herkese hayat veren, istediğini yapandır. Onun içine sen kendi işini bilmeyen adam, yolunu şaşıran adam sen mi öğreteceksin? Onun için öyle insanlara dinlemek caiz değildir. Onları adam yerine koymak caiz değildir. Onlar çünkü deli desen, deli gene bir mazereti var. Onun hükmü yok. Yani bu akıllı geçinip milleti bir şey anlatacak. Anlattığı şey insanları cehalete sürüklemektir. İnsanları cehenneme sürüklemektir. Başka şey değil. Onlara yakışan odur. Onlara itibar etmek senin itibarını eksiltir. Bir şey duyma, kulaktan duyup ondan sonra yok şu böyledir, bu böyledir. Bu yani çok bilmiş insanlar şeyi takip ediyor. Takip edeceksen doğru dürüst insanı takip et. Aklını çalıştır bir defa. Allah Azze ve Celle
sana muhtaç, sen mi öğreteceksin ne yapacağını, ne edeceğini. Onu zaten düşünen cahildir, akılsızdır. Deli değil ama deli olsa azaptan kurtulur, şey, mükellef değil dersin. Ama bu insanlara da şey yapan, böyle bu bilgi gibi, bilgi değil, rezalet öğreten insanlar itibarsızdır. Onlara bakmak da, Şeyh Baba televizyona bakmayın diyordu, böyle acayip acayip kötü alimler çıkıyordu. Söylüyordu, şu böyle dedi, bu böyle dedi. Onların dedikleri zaten bu rezillerin dediklerinin karşısında çok daha ilme yakındı. Bu tam şeytan işi, şeytanın ağzından konuşan insanlar. İnsanların imanlarını zayıflatsınlar, itikatlarını zayıflatsınlar diye kendilerinin menfaati için, gösteriş olsun, meşhur olsun diye yahut daha beter para için, yükselmek için, dünya için. Dünyada yükselsen ahirete alçalırsın bu şekilde gidersen. Allah muhafaza etsin, Allah şerlerinden muhafaza etsin. Onun için herkesin dediği, her çoğunluğu şey yaptı dediği illa hak değildir. Hak olan Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Allah'ın, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in kelamıdır. Allah ona tabi olmamıza nasip etsin. Doğrudan, yoldan çıkmayalım inşallah. Ve minallahu tevfik. Fatiha.